Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu göre öncesi İttihat Terakki süreci dahil olmak üzere o ideolojik genini Kürt düşmanlığı, Alevi düşmanlığı yani öteki düşmanlığı üzerinden var etmiş bir gelenek. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan bugüne yaşanan katliamlar silsilesini de göz önünde bulundurduğumuzda bugün iktidar ve iktidarın hamisi olan muhalefet de bu hususlarda herhangi bir ayrışma gerçekleştirmiyor. Açıkçası son süreçte gördüğümüz de o ki Alevi düşmanlığında, Kürt düşmanlığında birbiriyle yarışır hale geldiler. Bolu Belediye Başkanı, bugünkü başkan kişiyle Afyon Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişinin kendi arasında işte ben senden daha faşistim tartışmasına evrilmelerinin sebebi de bu. Türkiye toplumunun da büyük bir kesimine, hatır sayılır bir kesimine sirayet etmiş durumda önce. Buna karşı Alevi Bektaş toplumunun Kürtlerin yanında olduğunu, Kürt halkının yanında olduğunu ve her seferinde işte halkların kardeşliği güzellemesi yapanların da bu süreçte herhangi bir fobik ifadeye, daha doğrusu düşmanca saldırılara, hakaretlere de hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden herhangi bir eleştiri sunmadıklarını, Kürt ve Alevi halkını da yalnızlaştırdıklarını görüyoruz. Yani tarih bence hiçbir sürecinde ne Alevi Bektaşiler ne de Kürt halkı bu kadar yalnızlaştırma politikasına itilmedi. Bizler işte Cumhuriyet Habersi seçimlerinde biraz önce de bahsettik. O seçim sürecinde yaratılan dalga hala sürüyor yani. Alevi Bektaşilere karşı düşmanlık artık saklanması gereken şey halinden çıktı. Doğrudan ayyuka çıkarabilecek, sanki bunu da fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü üzerinden değerlendiriyorlar ama bir düşmanlığın, bir nefret söyleminin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Bu anayasal olarak da bir suç teşkil ediyor. Dolayısıyla bizim bu süreçte yapmamız gereken şey iktidarın ve muhalefetin yalnızlaştırmaya çalıştığı bir blok var. O bloğun artık ortak bir mücadele hattını örmesi gerekiyor. Ve bu mücadeleyi kimliklerimiz üzerinden değil de eşit yurttaşlık mücadelesi üzerinden vermemiz gerekiyor. Bireysel olarak elbette ki kendi kimliğimizi muhafaza etme ve o kimliğin varlığını devam ettirme gibi bir sorumluluğumuz var hepimizin. Ancak bunun ötesinde bizlerin eşit yurttaşlık gibi bir ortak paydası var. Ve eşit yurttaşlık mücadelesini ortak bir şekilde vermek gerekiyor. İktidarlıya kadar değil, iktidar devrildikten sonra, iktidar değiştikten sonra da aslında bu mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor. Çünkü iktidar gittikten sonra yerine dolduracak gelenek de iktidarın düşüncesinden, fikriyatından farklı değil. Yine bir milletvekilimiz olan Sarı Süreyya Önder'in bir ifadesi vardı. Kemalist rejim neyden oluşmuştu? Tekçilik üzerinden kendini var etmişti. Bugün AKP hükümetini de o neo-kemalist bir iktidar olarak tanımlıyor. Çünkü aynı tekçilik bugün de devam ediyor. O gün de tek din, tek dil, tek bayrak, tek vatan sloganı vardı. Bugün de hakeza aynı ifadeler söz konusu. AKP hükümeti Cumhuriyet'in geleneğini hala devam ettiriyor. Buna rağmen bizlerin o gerçekten kardeşleşmeyi sağlayabilmek adına varlığını kabul ettirmesi gerekiyor. Onlar henüz bizim varlığımızı tanımıyor ki bırakın kardeş olalım. Dolayısıyla bu varlığımızı tanıtmak, Alevi Bektaşilere, Kürtlere yönelik yapılan bu nefret söylemlerini de cezai yaptırıma uğrayabilmesi için anayasal güvence şart. Anayasal güvenceyi alabilmek için de ciddi bir hukuki mücadeleni vermemiz gerekiyor. Ancak bu alanı gitgide boşladık. Bir dönem yani çok samimi bir çalışmaları yoktu ancak Cem Vakfı bir hukuk komisyonu oluşturmuştu. AİHM'le görüşmeler şudur budur. Böyle bir çalışmanın içerisine girmişlerdi ama Alevi Bektaş Federasyonu'na dahil olmak üzere söylemde kalan hukuk komisyonları dışında herhangi bir eylemselliği olan, herhangi bir icraatı olan hukuk komisyonu yok. İşte Sivas davası, Gazi davası, Çorum, Maraş davaları dahil olmak üzere Sultan Gazi'de cemevine işte polis saldırısı, Sultan Gazi'de katledilen iki gencin davası, Uğur Kurt'un davası, başıboş bırakılan davalar. Bunun yanı sıra geçtiğimiz dönemlerde üniversitede bir Alevi gencine yapılan saldırı, bir cezasızlık politikası devam ediyor. Bu cezasızlık politikası yalnızca devlet nezdinde değil, siyasi partiler nezdinde de devam ediyor. Alevi Bektaşiler ve Kürtler bulunduğu her ortamda, her kamusal alanda yine bu gibi nefret söylemleriyle karşılaşıyor. Dolayısıyla tek kurtuluş reçetesi, hani yıllarca sloganlarımızı söyledik, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu sloganı artık hayata geçirme durumu söz konusu. Açıkçası bu artık hayati bir durum haline geldi. Zaruri oldu kendi varlığımızı devam ettirebilmemiz için. Ortak bir mücadele cephesi dışında herhangi bir kurtuluşumuz yok. Eyvallah.